Merhaba arkadaşlar. Bugün günlük ve blog konusunu işleyeceğiz beraber. Günlük, diğer adıyla günce, kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüne verilen isimdir arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Günlükle anı birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü birbirine benzeyen iki tane tür günlük ve anı. Aralarında temel fark yaşananların günlükte sıcağı sıcağına, anıda ise sonradan hafızada kalan haliyle, hatta zaman zaman yeniden kurgulanarak anlatılması arkadaşlar. Bu ikisini lütfen karıştırmayalım, günlük ve anıyı. Şimdi günlüğe bakacak olursak, günlüğe eskiden jurnal, ruzname, muhtıra, hatıra defteri gibi isimlerde veriliyordu arkadaşlar. Demek ki günlük neymiş? Bir kimsenin yaşadığı olayları, duygu ve düşüncelerini üzerine tarih atarak günü gününe anlattığı kısa yazılar arkadaşlar. Günlükler insanın dertlerini, kederlerini, sevinçlerini, kısaca tüm duygularını yansıtmaktadır. Günlük tutmak bir nevi kişinin içsel konuşmasıdır arkadaşlar. Günlükler içe dönük ve dışa dönük günlükler olarak ikiye ayrılıyor. Tekrarlıyorum, içe dönük ve dışa dönük günlükler olarak iki kısımda inceleniyor. İçe dönük günlüklerde kişilerin kendi kendisiyle konuşur gibi duygularını anlattığı özel günlüklerdir. Başka bir konudan bile söz ederken sürekli olarak kendini öne çıkarır içe dönük günlüklerde. Dışa dönük günlükler ise dış dünyadaki olayların anlatıldığı günlüklerdir. Yazar içinde yaşadığı dünyayı, o dünyadaki insanları ve olayları kendi gözüyle anlatır arkadaşlar. Evet, siyasi, askeri, edebi alanlarda ünlü kişilerin tuttuğu günlükler insanın üç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün sahibine ilişkin ayrıntılı bilgilere birinci elden ulaşmamızı sağladıkları gibi yazıldıkları dönemin önemli olaylarına ilişkin de tarihsel belgeler olarak da önem kazanmaktadır. Evet, burayı da unutmamak lazım. Şimdi günlük türünün özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, günlükler kısa yazılardır. Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır. Yazarın yaşamından izler taşır. Olaylar tarih atılarak günü gününe yazılır. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır. İnandırıcı, içten ve samimi yazılardır. Konuşma diline yakın sade bir dil kullanılır. Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır. Gerçekler, yaşanılanlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan yazılır. Tarih, biyografi, anı için birer belge değeri taşımaktadır. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı arkadaşlar ruznamedir. Burayı unutmuyoruz. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ruzname. Ayrıca vakainame, seyahatname, sefaretname gibi eserlerde günlük türüne özgü özelliklere rastlanmaktadır bunlarda da. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar, Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir günlük ve Türk edebiyatında bu türün ilk örneği Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'dir. Bunu da unutmuyoruz. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali arkadaşlar. Evet. Gelişimine baktığımız zaman da batılı anlamda ilk örneklerin Tanzimat'la birlikte görülmeye başlanıyor. Ve bir daha söylüyorum, Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali günlük türündeki ilk eserimiz. Bunun arkasından arkadaşlar şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi gelmekte. Bunu da unutmuyoruz. Şair Nigar Hanım Hayatımın Hikayesi. Bu Seyahat Jurnali gezi yazısı türündeki ilk günlüğümüz arkadaşlar. Evet, şimdi günlük türündeki önemli eserlere şöyle bir göz atalım. Baktığımız zaman Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi, Nurullah Ataç'ın Günce Uçuş Günlüğü, Gazi Günlüğü, Avusturya Günlüğü, Salah Birsel'in Günlüğü, Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga, Bay Sessizlik, Aynalar Günlüğü, Oktay Akbal'ın Yeryüzü Korkusu, Geçmişin Kuşları, Refik Ahmet Altınay'ın Kafkas Yollarında, Falih Rıfkı Atay'ın Yolculuk Defteri, Tomris Suyar'ın Gün Dökümü, Sesler, Yüzler, Sokaklar, Günlerin Tortusu, Oğuz Atay'ın Günlük, Cemal Süreya'nın Günler, Feyza Hep Çilingirler'in Dilin Zamana Dokunduğu Türkçe Günlükleri, Suud Kemal Yetkin'in Günlerin Götürdüğü,
Burhan Arpat'ın Uçuş Günlüğü, Gezi Günlüğü, Selahattin Batu'nun İsviçre Günleri, Avusturya ve Venedik Günleri önemli günlükler arasında arkadaşlar. Cemil Meriç'in, onu da ekleyelim, Jurnal isimli eseri de günlük türüne girmektedir arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Kimi roman, öykü ve şiir kitaplarında da günlük bir anlatım biçimi olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hangi eser gibi, kimin eseri gibi? Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu bu şekilde. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban bu şekilde. Nazım Hikmet'in Pirayiye Mektuplar adlı eseri bu şekilde. Bu teknik kullanılarak yazılan eserlerdendir arkadaşlar. Günlüklerde öyküleyici, betimleyici anlatım biçimlerinden ve iç konuşma tekniğinden yararlanılır arkadaşlar. Buna da unutmuyoruz. Demek ki yaşadığı dönemi ayna tutuyor arkadaşlar. Günlük, tekrarlayacak olursak, jurnal, ruzname, muhtıra, hatıra defteri gibi isimler alıyor. Ana ve günlüğü birbirine karıştırmıyoruz dedik. Ve blog geçelim şimdi. Blog neymiş? Blog, kişisel web sayfası olan blog, insanların birbirleriyle paylaşmak istediği yazı, yorum, video gibi içeriklerinin sıralandığı web tabanlı yayındır arkadaşlar. Evet. Öğrenilen bilgilerin paylaşıldığı kişisel internet siteleri. Yani mektupların yerini internet ortamında e-postaların alması, günlüklerin yerinde arkadaşlar internet ortamında blogların alması karşılığıdır. Web ve log sözcüklerinin birleşiminden oluşan weblogun kısaltılmış şeklidir. Bu tür bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olan toplumsal değişimler ve etkileşim sonucunda ortaya çıkmıştır bu bloglar. Bloglar eğitim, siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılır. Sağladığı kolaylıklar sayesinde diğer web uygulamalarından daha çok tercih edilmektedir arkadaşlar. Blog günlüğün genel ağ ortamındaki tanınmış halidir. Az önce de belirtmiştim. Kişisel bloglar günlük amaçlı kullanılır. Blog yazarları kişisel duygularını, yaşadıkları ilginç olayları diğer insanlarla paylaşmak amacıyla bloglarına yazarlar. Belki aranızda da yazanlar vardır. Bu blogta yayımlanan yazının sonunda gönderme zamanı yer alır. Yayıncının tercihine göre bu yazılar hakkında yorum yapılabilir. Yorum sayesinde yazar ile okuyucular arasında iletişim kurulur. Blogda paylaşımlar genellikle güncelden geçmişe doğru sıralanır. Genellikle her paylaşımın sonunda gönderenin adı yer alır. Blog yöneticisinin tercihine göre takipçiler yazılara yorum yapabilir. Blog yöneticisi ve takipçiler arasında bu şekilde bir iletişim sağlanmış olur arkadaşlar. Hemen şimdi günlükle blogun arasındaki farkı söyleyelim. Kişisel blog yazarlarının internet ortamında herkese açık paylaşılır, okuyucuyla etkileşimde bulunma özelliği bulunur. Yazılanlara yorum yapılması, yazarın cevap vermesi şeklinde. Günlükler ise daha çok kişiye özel yazılardır ve çoğunlukla kimseyle paylaşılmaz. Öbürü ortamda, internet ortamında yayılırken günlükler kendine özgü genellikle kalıyor. Kimseyle paylaşma tercihinde bulunulmuyor. İnternetteki ismine biz bilgisayar ortamındaki, ağ ortamındaki adına biz blog diyoruz arkadaşlar. Şimdi birazcık da açık oturumdan bahsedelim size. Açık oturum, geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun konuyla ilgili uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum diyoruz arkadaşlar. Bu da yeni bir konu başlığımız. Bir daha tekrarlıyorum. Açık oturum, geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun konuyla ilgili uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalardır. Güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren bir sorunun dinleyiciler önünde konuşulması arkadaşlar. Başkan yönetiminde tartışılmasına açık oturum diyoruz. Başkanı unutmuyoruz. Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde gerçekleşir. Bir salonda, topluluk önünde olabildiği gibi radyo veya televizyonda da yapılabilir. Bu ayrıntıyı unutmayın. Topluluk önünde olduğu gibi radyo ya da televizyonda da olabilir. Konusu önceden belli olan açık oturumda bir başkan, en fazla 6 konuşmacı vardır. Başkan zamanı iyi kullanmalı. Konuşmacılara eşit süre vermelidir arkadaşlar. Sorularla konuşmacıların bakış açılarını sınırlandırır veya genişletir. Başkan konuşmacılara soru sorar. Programın sonunda ise önceden not aldığı konuşmaları özetleyerek birbirleriyle ilişkilendirir. Açık oturumda bir sonuca varma gibi bir amacımız yok. Açık oturumun amacı merak edilen bir konu hakkında dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek. Bir daha söylüyorum, burası önemli. Bir sonuca varma amacı yok arkadaşlar açık oturumda.
Dedik ki bir salonda olabilir, bunun yanında televizyon ya da radyoda da olabilir, bir grubun önünde dinleyiciler olmadan da yapılabilir. Konuşmacı sayısı da dedik ki 3 ila 6 arasında değişebilir. Süre alan süresi konuya göre değişir. Ele alınan konuya göre süre değişir. Başkan önce konuşmacıları tanıtır. Onlara sırayla söz hakkı verir. Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılmasını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle günlük konusunu, blog konusunu ve açık oturum konusunu işledik. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda arkadaşlar.